Merhaba. Bugün çok uzun zamandır çekmek istediğim, bir zamanlar çekindiğim ama artık niye çekmiyorum ki dediğim bir video. Anladığınız üzere başlıktan. Dövmelerimden bahsedeceğim. Dövmelerim. Dövmeye eğer karşıysanız ve çok karşıysanız ve bu videoyu sizi canınızı sıkacak bir video olduğunu düşünüyorsanız hiç izlemeyin. Hoşçakalın. Başka bir videoda görüşürüz. Ben şahsen dövmeleri çok seviyorum. İlk dövmemi 17 yaşımda yaptırdım. Şu anda 26 yaşındayım ve kaç dövmem var? 4, 5, 6. 6 dövmem var. Hepsini farklı zamanlarda, farklı şekillerde, farklı nedenlerle yaptırdım. Ve bugün sizinle paylaşacağım hikayelerini ve şekillerini. Sırasıyla gidelim. İlk dövmem. Şöyle arkamda balon. Bir balon var. Umarım görebiliyorsunuzdur. Tek başına çekmek için zor bir video. Bir balon var. Balonun ucunda da balonun ipinin ucundan geçer gibi Bige yazıyor. Bige kardeşimin ismi. İlk dövmem buydu. Lisede yaptırmıştım. Lise 3'te miydim? Lise 3'teydim. Okul bizim Taksim'deydi. Saçlarım turuncu falan da o zamanlar. Asi dönemlerim. İlk dövmem yaptıracağım. Havalı falan. Kardeşimle de aramızda çok farklı bir bağ var. Kendim çizdim okulda. O zamanlar portfolyo falan yapıyordum yani. Çizmeyi seviyordum ama çok çizilmesi de zor bir şey değildi zaten. Çizdim. O zamanlar Gate vardı. Hala var mı bilmiyorum. Ara Kafe'nin sokağında. Ara Kafe'den biraz daha aşağı inince. Oraya gittim. Dedim ben bu dövme yaptırmak istiyorum. Tamam dediler. Ondan sonra işte antetli kağıt ne deniyor? Kağıda yapışıp başka böyle biraz şuralarda istediğimi biliyordum. Denedik oraya buraya. Biraz daha şuraya mı yaptırsam falan dedim. Dedik ki oraya yaptırmayalım. Çok gözükecek. İyi ki de yaptırmamışım. Enseme yaptırdım. Enseme biraz daha altına sırtıma gibi. Ve dedik ya ben başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım dedi. Bzzz başladı alet. Dedi ki bitti. Ben böyle ne? Size yemin ediyorum hiçbir şey hissetmedim. Yani ben sadece böyle şey hani üzerinde böyle hani gezdiriyor da şey yapıyor, eskiz alıyor gibi bir şey yapıyor zannettim. Yani hiçbir şey hissetmedim. O yüzden çok şaşırdım yani. Çünkü ben en büyük korkum o noktaya kadar dövmenin yaptırdığımda ne kadar acıyacak korkusuydu. Ne bir uyuşturucu ne bir krem bir şey sürmedik ve direkt yaptı ve hiç acımadı. İlk dönem bu şekilde. Şimdi olay şu. Şu anda o dövmeyi ne kadar beğeniyorsun diye sorarsanız anlamını ve şeklini, şemalini çok beğeniyorum. Fakat dövme yaptırdıkça, seneler geçtikçe yani içindeki mürekkebi dağılıyor derinizin içinde ve ne kadar ince yaparsa aslında o kadar iyi çünkü zaman geçtikçe dövme kalınlaşıyor. O dövmeyi de biraz kalın yapmış yani birkaç kere üstünden geçmiş anladığım kadarıyla görmediğim için yaparken bilmiyorum hissetmediğim için de. Kalın yaptığı için şu an birazcık fazla kalın. İnce bir ip olmasını tercih ederdim mesela. Ama hani hiç görmem varlığını en çok unuttuğum ve insanların en görmediği dövmelerinden bir tanesi olduğu için çok da önemli değil. Benim için bu arada dövmeler çok böyle aşırı derin anlamları olması gereken şeyler değil. Bilmiyorum hani bir o zamanlar şey konuşurduk çok arkadaşlarımla dövme yeni yaptırmaya başlamışız hepimiz. Dövme anlamlı mı olmalı yoksa güzel görünmesi yeterli mi? Yani göz zevkine uyması yeterli mi? Bilmiyorum bence ikisinin arası. Çünkü şey diyorlardı mesela hani anlamlı olmasın çünkü anlamını kaybeder sonra anlamını sevmeyince dövmeyi de sevmezsin ama göz zevkin de değişiyor zevklerin de değişiyor dövmenin şeklini de beğenmeyebilirsin yani nasıl istiyorsan öyle yap bence çok şey biriysen yani böyle çok pişmanlık duyuyorsan bir şeylere öyle biriysen dövme biraz riskli bir yer olabilir ama ben yani hayatta pek pişmanlık duyan bir değilim. Güzel hatıralar olarak görüyorum dövmeleri. Hani bana hayatımın o döneminde, o dönemde yaşadığım şeyleri, o dönemdeki kafamı, hayallerimi, düşüncelerimi hatırlatan bir şey vücudumda. Zaten dövme yaptırdıktan sonra bir süre sonra hani gözünüzün önünde gözüken bir dövme bile olsa görmüyorsunuz. Yani parmağınız gibi bir şey oluyor dövme yani. Farkında bile olmuyorsunuz. Parçanız oluyor. Ondan sonra dövmeyi yaptırdım. Tabii ki hep dedikleri gibi ki bence doğru. Bir dövme yaptırdıktan sonra gerisi geliyor. Gerisi geldi. Ne geldi? Bir gün başka bir arkadaşımla bu sefer Mısır apartmanında bir dövmeci vardı. Gene Taksim'de. O kapandı galiba. Orada onunla dövmesi yaptırmak için gittik. Böyle, o gün böyle çok şey buluştuk hani spontane. Ondan sonra hatta resimlerimiz falan var o zamanlar. Böyle Taksim'de şeyler vardı. Ekranlar vardı. Böyle fotoğraf çektirebiliyordun ekranı tıklayarak. Oradan resimlerimiz var. Çok komik. Gene kızıl saçlarımla. Haziran ayı. İkinci dönem işte o zaman bunu yaptırdım. İmercan yazıyor bileğimde. Beraber fontunu seçtik. İşte şöyle büyük yazsın, böyle büyük yazsın. Ondan sonra bileğimi yapıştırdık. Okey, düzgün. İşte bana doğru mu baksın yoksa dışarıya doğru mu baksın. Ben hani böyle kolumu kaldırdığım zaman benim okuyabileceğim şekilde olmasını istediğim için bu tarafa doğru bakarak yazdırdım. Ondan sonra bu dövmede de şöyle bir şey oldu. Adam başladı yapmaya. Ben de arkadaşımla konuşuyorum. Acıyor ama böyle ölümcül dayanamayacağım gibi değil. Ama tabii ki bundan daha çok acıyor. Bir baktım 3. tur geçiyor artık ve 3. tur geçerken dövme iyice kalınlaşmaya başlamış. Dedim ki dur, daha fazla yapma, hani geri de alamayacağız artık. Ve şu an İMA'ya kadar bir tık daha kalın, GİNE biraz daha ince. Mesela şu nokta bundan daha kalın. Çok da önemli değil. Yani gerçekten ben çok şey bir insan değilim. Aşırı mükemmeliyetçi ve bir şey mükemmel değil diye canımı sıkmam yani. Bu da ikinci dönem. Imagine o zamanlar aşırı böyle hayalperest, hayal gücü modundayım. İşte portfolyo hazırlıyorum, moda tasarımı okumak istiyorum falan filan böyle. Ve hayal ettiğim her şeyi gerçekleştirmeye inanmak istiyorum. Ki şu anda da inanıyorum. O yüzden çok da şey değil bu dönme benim için. Gençlik dönmesi Imagine değil yani. Hakikaten şu an Imagine hayal ettiğin her şeyi de gerçekleştirebilecek potansiyeli sahipsin. Ne hatırlatan bir şey benim için bu. Aradan 3-4 sene geçti. Ben hiç dönme yaptırmadım. Sonra dedem vefat etti. Dedem vefat ettiğinde ben hayatımda ilk defa ölümle karşılaştım yakınımdan yani. Ve çok etkilendim. Yani dedem benim hayatımda en sevdiğim insanlardan biriydi. Hala öyle. Çok başka bir bağımız vardı bence. Hala da benimle olduğuna inanıyorum. Ondan sonra dedem öldükten çok kısa bir süre sonra da babaannem de vefat etti. İşte zaten çok uzun senedir beraber olunca partnerler biri olmadan yaşamak zor oluyor herhalde. Dedi babaannem de vefat edince onları hatırlatan bir dövme yaptırmak istedim. Dedemin adı Kenan, babaannemin adı Aynur. Kenan Aynur yazdırmak istedim. Yazı da seviyorum ben dövmede. Onu da buraya yaptırdım. Bu font çok şey böyle imza gibi bir fonttu. Gene gittim Gate'de yaptırdım bunu da gene aynı yerde Taksim'de. Fontu seçtik. El yazısı gibi olsun, imza gibi olsun istedim. Okunabilen bir şey olsun istemedim. Çünkü Kenan Aynur'da yazınca böyle acaba eski sevgilinin ismi falan mı diye sanmasınlar diye. İmza gibi olsun istedim. Aslında dedemin imzasını mı yaptırsam falan dedim ama sonra hani babaannemi de kırmayalım diye. Onu da yazdırdım. Bu da hiç acıdığını hatırlamıyorum yani. Ama bu fontta da gene çok daha ince olmasını tercih ederdim. Bu ince kalınlık olayına biraz daha detaylı bahsedeceğim. Çünkü yayıldı ve daha da okunmaz hale geldi zaman geçtikçe. Onu da yaptırdık. Ondan sonra aradan yine bir 4 sene falan geçti. Bali'ye gittim. Bali'de aslında dövme yaptırmak gibi bir fikrim yoktu hiç. Ama oradaki işte yoga okulundaki arkadaşlarım var. Dövmeleri olan kızlar vardı. Ve orada da dövme yaptırmak istiyoruz. Bence konuşuyorlardı. Bakıyoruz Bali'de çok iyi dövmeciler var. Gerçekten çok iyi dövmeciler var. Ondan sonra Babayaga Tattoo diye bir yer. Çangu'da eğer buraya giderseniz hani buradan size ufak bir aşağıda linklerini koyarım. Çok iyiler yani hayatımda gördüğüm en iyi dövmeleri yapan stüdyolardan bir tanesi. Çok başarılılar, çok yetenekliler. Benimkini yapanın adını unuttum şimdi ama bir adam onun ben çizimlerini çok beğendim. Baktım portfolyosuna bir tane beğendim. Onu işte biraz değiştirmek istiyordum. Dedim ki işte hani ana tema bu ama şuraya şunu koyalım, buraya bunu koyalım falan filan böyle bir saat falan konuştuk. Onun üzerine dövmeyi yaptı. O da ayak bileğimdeki dövme. Birazdan gösteririm. Şöyle herkes o böyle şey diyor. Senin yıldız haritanla ilgili bir şey mi falan değil. Bu bir mudra. Bu Abhaya mudrası. O el gördüğünüz el yoganın içindeki. Abhaya mudra. Abhaya korkusuzluk, cesaret, korunma, iyi niyet ve daha çok hani böyle hani şey gibi. Hani elimde silah yok. Elimde silah yok ve hani cesurum. Ona rağmen ben öyle yorumluyorum ve korunuyorum yani elimde silah yok ona rağmen korunuyorum mu sembolize eden bir mudra. Yoga'da da bazı pozlarda asanalarda göz kullanıyoruz bunu. Ben bunun korunma ve cesaret olarak alıp bu mudrayı ortaya yerleştirdim. Etrafına da üst tarafa kendi burcum olan yengeç, annemin burcu balık, kardeşimin burcu akrep, babamın burcu da koç olan burçların sembollerini işaretledim. Yani bu biz ailecek korunuyoruz ve korunmamız için öyle bir işaret gibi yaptım yani. Uzun sürdü, çok uğraştı, çok böyle ince çalıştı yani. Ben bu kadar ince çalışan ve emek gösteren bir dövmeci daha görmedim. Sırf o adama tekrar dövme yaptırmak için Bali'ye gidebilirim yani o derece. Aşırı memnun kaldım ve yani görenler inanamıyor nasıl bu kadar ince yapmış. Ve ince ve geometrik şekiller yani o kadar ince bir iğneyi elin titremeden kullanmak ve bu kadar geometrik bir dövme yapabilmek en zoru. En zoru bu. İnce çizgiler ve geometrik. O yüzden öyle bir dövme istiyorsanız iyice araştırın. İyice onu en iyi yapabilen bir dövmeciye gidin derim ben. Onu yaptırmışken de bir de öbür ayağıma da hep bir kalp istiyordum. Kalp, hani sevgi, love, hatırlat her zaman kendine. Herkesi birleştiren şey sevgidir. Bunu hatırlatmak için kendime öbür ayağıma da küçük bir kalp yaptırdım. Bir de yogada da hep böyle hani ayaklarıma falan baktığımda onu görmek hoşuma gidiyor çünkü. Bilmiyorum, hoşuma gidiyor. O en çok gördüğüm dövmelerinden bir tanesi o aslında. Son dövmeme geliyoruz. O da burada. Bunu da Ekrem yaptı. Ekrem'in de linkini aşağıya bırakırım. Lotus ve kristal var burada. Şöyle kristallerle zaten ne kadar haşır neşir ve enerjilerine ne kadar inandığımı biliyorsunuz eğer takip ediyorsanız. Hatta beynimizin içinde bile ufak bir kristal parçası varmış. Bunu kristallerle ilgili videomda bahsedeceğim. O yüzden bir kristal istiyordum vücudumda. Ve Lotus'ta birçok kültürde farklı anlamları var ama benim için yaptırma nedenim Lotus çamurlu suda doğabilen bir çiçek. Dolayısıyla anlamı şöyle anlamlandırılabiliyor yani. En karanlık yerden bile bir aydınlanma, bir güzellik, bir saflık çıkabilir. Yeniden doğuş. Her zaman ne kadar çevren kirlense de sen saf kal, sen temiz kal. Yani böyle açık ve uyanık bir farkındalıkla hayatın güzelliklerinin farkına varmak kısaca gibi anlatabiliriz bu dönemleri de. O yüzden bunu da çok seviyorum. Buna bir tık daha belki gölge attırabilirim daha sonra. Bunu da en ince iğneyle yaptık. Evet, başka dövmem yok. Ama tekrar yaptırabilirim. Dövmeleri açığım. Aslında çok dövmem var baktığında ama öyle baktığın zaman da dışarıdan hani böyle dövmeli bir kız gibi durmuyorum galiba. Durabilirim yani, onda da sıkıntı yok. Ama şimdilik böyle olmasından memnunum. Hep böyle daha küçük küçük başladım gördüğünüz gibi. Sonradan son bir sene içinde daha büyük dövmeler yaptırmaya başladım. Umarım bir fikriniz olmuştur ya da keyifle izlemişsinizdir dövmelerle ilgilenmiyorsanız bile. Beğendiyseniz eğer beğen tıklamayı unutmayın ve sizin dövmeleriniz var mı? Kaç dövmeniz var? İlk dövmenizi ne zaman yaptırdınız? Böyle küçük hikayeleri biraz anlatın bakalım. Ne kadar takipçilerim dövmelere meraklı. Birazcık görmüş olayım. O zaman sizi öpüyorum. Seviyorum. Bir sonrakinde görüşürüz.